Orta Nokta'dan merhaba değerli izleyenler. Süper Lig'de heyecan devam ediyor ve günün önemli karşılaşmasında Türk Telekom Stadyumunda Galatasaray Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u mağlup etmeyi başardı ve zirve yarışında yine liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştırdı Sarı Kırmızılılar. Ve bu mücadeleyi Ermen Özgür ve Serkan Akçan'la birlikte değerlendireceğiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nihat Kahveci normalde bugün aramızda olmalıydı ama geçmiş olsun dileklerimizi iletelim sevgili Nihat Kahveci'ye. Bir izolasyon döneminde ve şu anda evinde istirahat ediyor. Sevenler için de hemen bilgiyi verelim. Durumu gayet iyi ama bu izolasyon sürecini geçirmesi gerekiyor malum kurallar gereği. Ve buradan da sevgilerimizi, selamlarımızı iletelim. Ailesiyle birlikte sevgili Nihat Kahveci'ye bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletmiş olalım. Başlayalım o zaman karşılaşmayı konuşmaya. Galatasaray bugün rahat kazandı. Zaten kağıt üzerinde de bekleniyordu böyle bir oyun. Ama biraz gol geç geldi diyebiliriz. 38. dakikadan daha erken bekliyordum ben açıkçası. İlk golü, perdeyi açan golü Galatasaray adına. Nereden başlamak istersiniz? Evet, ben misafirim. Bugün ben mi başlayayım? Sen başlayın. Şöyle, son 3 maç yani Kasımpaşa maçından itibaren Fatih Hoca yeni bir şey deniyor. Merkezi yeni oyuncularla, yeni isimlerle kurgulamaya çalışıyor. Ve ilginçtir. Yani bugün de Etebo, Emre Kılınç ve şeyle başladı. Fernandez'le. Fakat bu üçlünün bir özelliği var. Bu üçlünün 3 maçlık performansı birbirinden tamamen farklı. Yani 2.90 dakika üst üste aynı performansları göremedik. Tahmin ediyorum ki Fatih Hoca da bu üçlünün performansının ne olacağını, onların ne vereceğini ilerleyen süreç için çok merak ediyor ki hoca ısrarla, bak geçen hafta Alanya maçında, hı hı, bence sezonun en kötü maçlarından, o kesitlerinden birini sundular. Ona rağmen yine aynı üçlüyle başladı. Çünkü geçen hafta topu hiç alamadılar, tamamen Alanya'ya bıraktılar. Yani ciddi anlamda mahkum oynamışlardı. Dolayısıyla bugün ben bu ısrarı biraz buna yordum. Onun haricinde yani Mustafa Muhammed'i bence biraz daha uzun konuşmak gerekebilir. Çünkü ben bugün Falcao'nun Avrupa'ya ilk ayak bastığı Porto serüvenindeki performansı gördüm. Yani futbol stilleri benziyor birbirlerine. Özellikle de Mustafa'nın yani 8 şut atıp 5. gole ulaşması hakikaten çok çok üst düzey bir performans. Yani Gombis'i hatırlayın, geldiğinde kısa sürede hemen 5 gol yapmıştı. Galiba 4 maçta onun 5 gole ulaşması. Mustafa bir maç daha geç yapmış Jardel oldu. Galiba buna benzer bir performans ortaya koymuştu hatırlıyorum. Doğru. Zaten Galatasaray'daki yani, ilk haftalarında. O yüzden yani bugün evet sen de dedin yani geç geldi gol. 38'de geldi. Daha erken gelemez miydi? 38'de geç diyoruz ama, ama beklentiler daha erkenler. Galatasaray'ın böyle bir yüksek konsantrasyon ve momentumla maçlara başladığını görüyoruz son yıllarda. Ona istinaden. Ama sanki ilk yarıda yani o golleri nasıl söyleyeyim? Yani o şut konusunda, şut deneme konusunda biraz kısır kaldı Galatasaray. Yani daha orta sahada topu çevirip ve yani bu sezonun en az faul yapılan ilk yarılarından biri oynanmasına rağmen böyle çok pozisyonlu, iki takım adına pozisyonlu bir ilk 45 dakika izlediğimizi söylersem biraz abartmış olurum. Evet, iki gol var ama bol pozisyonlu Galatasaray'ın nasıl söyleyeyim, boğduğu, Erzurum'u boğduğu bir ilk 45 dakikada izlemedik. Evet, biraz zeminden de oyunu okumak gerekir mi bilmiyorum ama bir genel yorum rica edeyim sevgili Ermen Özgür. Oyunu zemin üzerinden okuyacak olsak Kasımpaşa maçına haksızlık ederiz. Çünkü o kötü zeminde inanılmaz bir tempo yaptılar. Bence Galatasaray vitesi 2'den 3'e atmadan çok rahat bir maç kazandı. Serkan abinin söylediği o hani rakibi boğmasına gerek kalmadı. Çünkü arada çok ciddi bir kadro kalitesi farkı var. Hangi 11 oynatırsanız oynatın Galatasaray açık ara önde. Çok rahat bir maç oynadılar ve 3 tane 4 tane oyuncunun vasatın üzerine çıkması dahi yetti Erzurumspor için. Pozisyon verdiler mi? Verdiler. Aslında Erzurumspor için şöyle bir avantaj vardı. Galatasaray gibi takımlar bu kadar temposuz oynarken bunu fırsata çevirebilecek misin, çeviremeyecek misin? İşte Ricardo Gomez'e yakaladıkları fırsatlar var. Çok kötü kullandılar. Olmayınca direncini bir süre sonra yavaş yavaş düşürmeye başladı. Pozisyon hazırlama becerisi çok üst düzey bir oyuncusu var. Yabancı oyuncular yaptığı zaman
bence çok fazla övgü alıyorlar ama Türk oyuncular yaptığı zaman biraz eksik kalıyor bu konuda. Bu oyuncular Emre Kılıncı çok beğeniyorum. Ve sezon başından beri yapmaya devam ettiği o Galatasaray forvetlerine pozisyon hazırlama özelliğini bu gece de ortaya koydu. Çok çok özel bir pozisyon hazırladı. Gol oldu ki Galatasaray adına pozisyonun olmadığı anlarda oldu bu iş. Yani Emre Kılınç Galatasaray adına maç çözen oyuncu sınıfında. Ve hiç vazgeçmiyor dikkat edersen Fatih Hoca ondan. Bence Arda'dan vazgeçebilir. Fernandez'in yerine Belhanda'yı tercih edebilir. Yarın Fegül oynar ama Emre Kılınç'ı Galatasaray'da keseceğini hiç tahmin mesela etmiyorum. Mesela Taylan'dan vazgeçti gibi görünüyor. Vaz mı geçti, dinlendiriyor mu, maç mı biraz seçiyor onu ama göreceğiz ilerleyen haftalarda. Çünkü sezon başından beri çok parlak. Ama onun dışında Galatasaray mesela çok pozisyon verdi. Normal şartlarda Erzurumspor'a çok pozisyon. 5-6 tane pozisyon ya yani Erzurumspor'da Mesut Bakkal'a sor. Galatasaray deplasmanına giderken kaç pozisyon? Der ki 4-5 tane net bulursak iyi. Buldu mu? Buldu. Hatta yani Atıf'la 2 tane bayağı net pozisyon var. Çok özellikle net Emrah pozisyon Baştan var. Oyuna evet. Yani hem de oyun dengedeyken de buldu. Gerideyken de buldu. 2-0'dayken de buldu. Ama Galatasaray çok rahat. Galatasaraylı oyuncular şunu bilirmiş gibi oynuyor. Bir 10 dakika tempo yaparsam 2 tane daha atabilirim. Dün akşam Beşiktaş maçında benzer bir görüntü var. Skoru aldıktan sonra daha rahat seyreden bir maç. Bundan sonraki sıkı maç trafiğini bir parça düşünen teknik direktör ve oyuncular. O yüzden çok rahat bir akşam oldu Galatasaray için. Tabii bir de hafta içi fikstür de var. Dolayısıyla burada hani düşük vitesten bahsederken bunu da göz ardı etmemek gerekiyor. Bu arada Gomis 5 maçta 7 gol atmış. İlk 5 maçında. Jardel ilk 5 lig maçında 8 gol atmış ama bu 8 golün 5'i o dönemde Erzurumspor'a karşıymış bu arada. Bir maçta 5 gol atmış. Ama Mustafa Muhammed de çok iyi bir başlangıç yaptı. Biraz aslında detaya inerken oradan itibaren gelelim. Gomis'ten bu yana hatta Şampiyonlar Ligi'nde santraforsuz oynayan Galatasaray sezonları oldu. Çok büyük krizler yaşandı santrafor konusunda. Ardından uzun bekleyişin ardından Falcao transfer edildi ama onun da sakatlık vesaire derken beklentileri karşılayamayan bir Falcao transferi ama şimdi nokta atışı bir isim kadroya dahil olmuş durumda. Gomis'ten bu yana Galatasaray'ın kafasındaki o bölgedeki bütün soru işaretleri giderilmiş anlamda. Herkes çok sonrasını düşünüyor. Ne kadar para kazanır, ne kadara satılır vesaire. Bunları ben bir kenara bırakmak istiyorum. Pek de böyle düşünmemeleri gerekir bence futbol severlerin. Onu da sebeplerini anlatırım birazdan. Ama Galatasaray adına çok çok önemli bir transfer, önemli bir şans sanki. Ya şöyle anlatmak lazım bence Mustafa'yı. Bulduğunu atıyor. Bulamadığında da zorlayıp pozisyonda bugün Arda'nın offside'de olduğunu anlayıp hani futbol bilgisi ve zekasını kullanarak topu bırakmasının ardından o mesafeyi kat edip savunmadan önce topa ulaşıp o golü yapması. Yani bulamadığında da pozisyon yok diye geri dönüp gitmiyor yani Cagne gibi değil. Dolayısıyla Mustafa Muhammed'i çok bence parlak bir kariyer bekliyor. Ve yani Galatasaray serüveni bence çok iyi başladı. Ve hani biraz evvel Falcao'ya benzetmiş mi? Yani Falcao da Avrupa'ya Porto'yla ayak bastıktan sonra kariyeri ışık hızıyla ilerlemişti. Hatırlıyor musun? Atletico Madrid'e imza töreni vardı. Ona biliyorsun El Tigre diyorlardı. Yani İngilizce Tiger, Kaplan diye imza törenine Kaplan getirmişlerdi. Yani öyle şatafatlı bir transfer yapmıştı. Ya o kadar şatafatlı bir transfer yapar mı bilmiyorum Mustafa. Ama Mustafa'nın oyun stili, yere sağlam basışı, fizik kalitesi ve vuruş kalitesi önünün çok açık olduğunu sinyallerini veriyor. O yüzden yani bugün bu performansı böyle çok ekstra bir performans mı dersen artık yavaş yavaş bizi bu ekstra performanslara alıştıracakmış gibi geliyor. Yani bunları zor yapılan şeyleri kolaymış gibi göstererek sıradanlaştırıyor. Yani bu bir santrafor için olağanüstü bir şey. Yani adam her hücresiyle bir santrafor olduğunu gösteriyor. Evet yani sağ ayağı çok güçlü, kafa şutu çok güçlü. Sol ayağını şimdilik yürümek için kullanıyormuş gibi bir durum var. Ama yani bir santrforun yapması gereken her şeyi de bence fazlasıyla yapıyor Mustafa Muhammed. O öteki ayağını da kullansa biraz haksız rekabet olacakmış gibi. Biraz yani, değil mi? Gomis'ten bahsediyorsak çok net bir benzerlikleri var. Gol vuruşlarındaki netliği. Yani bu kadar net. Bugün attığı iki golde de var mesela. Mesela Fener derbisinde attığı gol. Fener derbisinde attığı gol. Yani çıkmaza vuruyor derler ya. Çıkmaza vuruyor. Kaleci çaresiz, savunma çaresiz. Bugün ikinci golde yaptığı vuruşu hiçbir kaleci de çıkaramaz. Mustafa Muhammed çok iyi bir transfer oldu. Tabii bu istikrarı ne kadar devam ettirecek görmek lazım. Futbolcunun doğru zamanda, doğru yerde olmasına çok inanırım ben. Mesela öyle bir zamanda geldi ki fikstür iyi.
Galatasaray'ın ihtiyaç duyduğu bölgede rakipsiz. Yani bazı oyuncu alternatifsiz olmayı sever. Muhammed de şu anda alternatifsiz. Falcao kenarda olsa bile asla vazgeçeceğini tahmin etmiyorum Galatasaray'ın. Ve şampiyonluk adayları takımlar arasında en önemli detay şudur. Santrafor'u atıp maç kazanıyorsa o takım şampiyonluğa yakındır Erkut. Beşiktaş ve Galatasaray bu yüzden bence şampiyonluğa çok yakınlar. Yani ben gol yükünü dağıttım falan. Abi bırak dağıtma. Bir tane çok formda en önde özel oyuncum varsa bu ülkede şampiyonluğa daha yakınsın. Evet, dün de Beşiktaş'ın iki golcüsü. Beşiktaş'ta iki tane var bundan. Üçüncüsü de kenarda. Ve şu anda da Avrupa'nın üçüncü sırasında ikili olarak. Yani evet. Martinez, Lukaku, Kane, Heung-min ve Larin, Aboubakar şeklinde devam ediyor. İkililer sıralandığında gol sayısı açısından. Biraz bu bir yorumda bulundu Serkan Akçan ama biraz ben Taylan konusunun üzerine gitmek istiyorum açıkçası. Biraz araştırdım, Galatasaray'ı yakından takip eden muhabir arkadaşlarıma sordum. Tamamen tercih Etebo'nun Kasımpaşa maçıyla birlikte başlayan iyi oyunu. Hoca bunu ödüllendirmek istiyor. Alanya maçında da bu şekilde devam ediyor. Dolayısıyla bu Etebo, Jason Fernandez tercihinden vazgeçmiyor hoca. Hatta Taylan'a da konuşmuş birkaç muhabir arkadaşım. O da bu yorumu yapmış. Altında hani farklı bir neden olmadığı söyleniyor. Performans. Ya biraz da tabii tercih ettiğin oyuncu senin oyun tarzına ne kadar yatkın, oynatmak istediğin oyunu hangi tempolara çıkarabiliyor? Bir merkezden bahsediyoruz. Etobo Türkiye'ye geleceği zaman işte gazeteden arayıp yani abi bununla ilgili bir analiz yazar mısın dediklerinde şimdi Etobo zaten hani Stoxi'den bilinen bir oyuncu, tanıdığımız bir oyuncu. Fakat oyuncunun 6 numara oynama özelliği olmakla beraber yani 6 oynar diyorsun, ön libero oynar ama kariyeri boyunca da çok fazla oraları oynamamış. Daha az oynamış, ağırlıklı olarak 8 oynamış. İki ceza sahası arası gidip gelen tempolu bir oyuncu olduğu biliniyor diye bir değerlendirme yapmıştım. Yani şu an Fatih Hoca onu Taylan'ın rolünde stoperlerin önünde oynatıyor. Fakat bir şeyi kaçırmayalım. Şimdi geçen sezon Lominalı Galatasaray orta sahasının yapısı ve oyun tarzıyla özellikle sezonun ikinci yarısında seriyle oynamaya başladığı, galiba Fenerbahçe derbisinden itibaren mi oynamaya başlamıştı tam hatırlayamadım şimdi maçı ama oynadığı oyun tarzı çok farklıydı. Dolayısıyla yani bugün Etobo Stoke City'deki 6 numara gibi oynamadı. Galatasaray'ın 6 numarasıyla Fenerbahçe'nin 6 numarası aynı değil oyun tarzlarının farklılığından dolayı. Yani oradaki yani Fatih Hoca'nın beklediği Taylan gibi biraz daha geniş açıdan görsün. Oyunun yönünü değiştirecek o pasları atabilsin. Bek arkasına düşürsün topu ve stoperlerden topu aldıktan sonra doğru pas tercihlerini yapsın. Yani Etobo zaten bu oyuncu. O yüzden ben Etebo'yu da hani Kasımpaşa maçında yere çok sağlam bastı. Yani o zeminde o sağlamlığı gösterebilmesi, pozisyonların içerisinde hazırlayıcı olabilmesi Etebo'nun bence önemli bir krediydi. O krediyi Alanya maçında kullandırdı. Kötü olmalarına rağmen Alanya maçında ki bence hani Fernandez de Emre de Alanya maçlarının böyle hani ayakta kalanları olarak bence adlandırılamaz. Ama hoca bugün de o şansı verdi. Dolayısıyla ya çok uzun bir maratondan bahsediyoruz. Ya bu sene takımlar 6 maç fazla oynayacaklar ve sıkışmış bir takvim var. Bir ay erken bitirecekler ligi. Bunlar düşünüldüğünde ya 3 maç Taylan'ın oynamaması bence Taylan için de iyi bir şey aslında. Dinleniyorsun yani neticede. Evet biraz gerçi 3 maç ama 2 haftaya tekabül ediyor galiba. Basın toplantısı geldi herhalde değil mi arkadaşlar? Evet kameralarımızı şimdi Türk Telekom stadına çevirelim ve Erzurumspor teknik direktörü Mesut Bakkal konuşuyor. Maçtan puan saymak biraz üzücü. Bir takım Galatasaray'a karşı ne kadar bir pozisyon yakalayabilir ki? Özellikle kendi sahasında. 37. dakikaya kadar tam istediğimiz gibi bir oyun vardı. Top Galatasaray'dı ama pozisyon vermemeyi başardık 37 dakikaya kadar. İki tane net pozisyonumuz var. Özellikle Ricardo'nun ayak içini vurduğunu bir pozisyon var. Böyle pozisyonu yakaladınız mı atacaksınız. Eğer Ricardo'nun golü belki gol olsaydı farklı şeyler konuşabilirdik. Özellikle ilk golü karambolden yedik. İkinci golde tartışmalı bir pozisyon var. Ona söyleyeceklerim bittiği zaman değineceğim.
maç önünü planımız, yani 4-5-1 sistemimiz ikinci devre kadar tuttu diyebilirim. O golü yiyene kadar. Sonra çift forvete dönmeyi planlıyorduk. Ve dönünce de pozisyonları da bulduk. İkinci devre özellikle. Ricardo'nun atıfa ve çok net pozisyonlarımız var. Takıma katkıları fazla olan kaptan birini de veremedi, birini de karşı karşıya kaçırdı. Mustera kurtardı. Emrah'ın kestiği pozisyon var. Daha saymaya devam, yani bayağı bir pozisyonumuz var. Rahşan değerlendiremedi. Dördü golle sonuçlanabilecek 7 tane net pozisyonumuz var. Ben 90 dakika disiplinden kopmayan, mücadele eden oyuncularımı kutluyorum. Üzgünüz ama çarşamba günü ligde bir kara gümrük maçı oynayacağız. Şimdi ona hazırlanacağız. Sonuç kötü de olsa iyi bir maç oynadığımızı düşünüyorum. Bu üretkenliğimiz devam ettiği sürece çoğu maçı kazanabilecek bir takımız. Devam edeceğiz. Şimdi pek hakemler hakkında konuşmayı sevmiyorum ama yani şimdi Arda'nın hareketli pozisyonda bence tartışmasız bir offside. Yani ilk devre 1-0 içeri girebilsek belki daha farklı olabilirdi. 2. Emrah'a yapılan faulde Arda'nın sarı kart istediğini oyuncularım söyledi. Faul sarı kart olduğunu ve hakem sırtını döndü gitti. Bunlara da pek bağlamak istemiyorum. Galatasaray'da tebrik edelim. İyi bir maç oynadığımız için mutluyuz. Var mı arkadaşlar? Ajans muhabirlerinden soru soran var mı? Teşekkürler. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Evet, Mesut Hoca basın toplantısında böyle konuştu değerli izleyenler. Takımının Galatasaray karşısında önemli gol pozisyonları ürettiğini ama bunları sonuca çeviremediklerini dile getirdi. Özellikle 2-0'dan sonra da yine Erzurumspor'un kaçırdığı pozisyonlar vardı açıkçası. Ve şimdi de Fatih Terim basın toplantısında neler konuşmuş, Fatih Hoca'yı dinleyelim. Sorularınıza başlayabiliriz. Buyurun Emrah Bey. Bugünkü maç ilk yarı iyi bir Galatasaray vardı. İyi oynadık. Goller geç gelse de oyunun kontrolü bizdeydi. Düşüncelerimiz neyse aşağı yukarı sahaya yansıttık ki çok da dikkatli oynamamız gereken bir saha olmasına rağmen golleri de bulduk 2-0, ancak ikinci yarı açıkçası oyunun kontrolünü kaybettiğimiz anlarda sıkıntılar yaşadık. Hatta 18'imizde biraz daha fazla göründü Erzurumspor. Bunu da kabul etmek lazım. Gol de yiyebilirdik ama bu tabii çok hoşlandığım bir şey değil benim. Özellikle oyunun kontrolünü hele 2-0'dan sonra pas yüzdesini düşürmeden devam etmemiz gerekir. Genelde de öyleydik ama böyle bir yarı yaşadık. Pozisyona girmedik mi? Evet, ama pozisyon da verdik. Sonuç olarak 8. maçı kazanmak, üst üste kazanmak ve de zor bir fikstürden çıkarak gelip kazanmak önemli bir başarı şu ana kadar. Tabii sadece bu 8 maçlık kısmının başarısını söylüyorum. Başarının kavramı sonuçta sezon sonunu en birinci, en yüksekte bitirmektir bizim için. Ama bu kısa periyottaki bu alınan sonuç ciddi bir ivmedir Galatasaray için. 3 gol yediniz dediniz, biri de penaltı. Akan oyunda sadece 2 gol yedik. O da ayrıca çok iyi bir şey. Diğer sorunuza gelince, Erzurum'da 8'de kapanır, 18'de kapanır. O gün 8 puan geriydik. Allah'a şükür söylediğimizde mahcup olmadık. Bu çok önemli bir şey. Boşa konuşmamak, gereksiz konuşmamak.
inanarak konuşmak bazen olmayabilir ama genelde de söylediklerimiz Allah'a şükür tutar. O gün de çok şükür mahcup etmedi Rabbim bizi. Sezon sonunu şampiyon olarak kapadık. Bugün şu anda sadece lideriz. İnanıyoruz ki her maçı ayrı düşünerek, her maçın ayrı bir hikayesi var. Konsantremizi hiç bozmadan sonuna kadar devam etmek en büyük dileğimiz. Bu sefer sloganı inşallah oluruz, ondan sonra buluruz yine bir slogan. Tarihe geçmiştim. Bugün bir kez daha tarihe geçtim. Tarihe geçmeye devam ediyor. Mustafa'nın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor hocam. Onunla ilgili çalışmalar başladı mı? Bununla ilgili bir şey Mustafa'nın alınmasında tabii ben de varım. Kendisinin o dönemki yönetimle beraber Galatasaray'a teknik olarak benim arzu ettiğim bir kaleciydi. Yönetimimiz de almıştı o gün için. İyi de bir iş yapmış demek ki. Bir yabancı oyuncunun 300 maçı oynaması ve başarılı oynaması, bunun içine şampiyonluklar, başarılar sığdırması, kupalar sığdırması çok önemli bir şey. Muslera bugün kendi ülkenizdeki bir oyuncunun bile 10 sene üst üste oynamasının çok kolay olmadığı bir ortamda Mustera ki artık bizden biri gibi gördüğümüz için onu yabancı olarak da addetmiyoruz. Buna rağmen müthiş bir performans, saha içi saha dışı herkesin takdirini kazanan bir Mustera. Ben de kendisini tebrik ediyorum. En az 400 maç oynasın diye de düşünüyorum açıkçası. Kendisine de söyledim. Bu 400 olabilir diye. Bu da aşağı yukarı 2+1 mi? Ona denk gelir herhalde. Yönetimimiz Mustafa ile gerekli şekilde görüşüyor. Mustafa'nın da Galatasaray ile ilgili düşünceleri zaten biliniyor. Orada bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Gerek başkan gerek yönetimimizin bakış açısı Mustera'nın herhangi bir problem olmadan net olarak bizle beraber devam edeceği. Sadece ufak detaylar vardır. Onları da konuşurlar ama herhangi bir sıkıntı olursa biz de rica ederiz, devreye gireriz. Orada bir yani çünkü ben başkanla da konuştum, Abdurrahim Bey'le de konuştum, hiçbir sıkıntı yok orada. Yaklaşımları da çok iyi. Mustafa da gereğini yapacaktır. Artık çünkü bazı şeyler, bazı değerler Galatasaray'ın değerinin yanında fazla önemi kalmadı. O noktaya doğru gelindi, o noktaya doğru gidiliyor. Başka sorunuz var mıydı? Bu muydu? Yok, başka sorunuz yok. Oğuzhan Ort'tan bir soru var. Oğuzhan Ort ile Sabir Ajansı. Galibiyetinizden ötürü tepki ederim hocam. Devre arasında katılan Mustafa Muhammed performansıyla göz dolduruyor. 6 maç, 6 gol, 5'i ligde, 1'i kupada. Bonservis kiralık olarak şu an kadroda. Satın alma opsiyonunu erken olarak alması görüşülüyor mu? Şu an öyle bir gündemde bir şey var mı? Muhakkak ki Muhammed'in performansı hakikaten daha doğrusu bütün yeni transferlerimizin Henry, Andre, Gatson bunların hepsine baktığımız zaman bizi sevindiriyor açıkçası. Bu tabii zaman içerisinde yönetimle bizim görüşmemizden sonra bir karara bağlanacak bir şey ama herkesin olaya sıcak baktığı, sıcak yaklaştığı ortada.
orada pek bir sorun olacağını sanmıyorum. Ama dediğim gibi bu bir yönetim kararıdır. Ona da zaman vardır. Şu anki durumdan sadece onun adına sevinelim, onun formda olmasını ümit edelim, hep atmasını isteyelim. Onun dışında o bir konuları halleder yönetim. Müsabaka hareketli olan medya mensuplarından gelen 3 soru var. TV Bu Spor, Metin Pekgüven, tedavileri sona eren Feghouli ve Falcao'nun yanı sıra Olcay'ın da cezası sona erdi ve takıma katılacak. Hücum gücü anlamında takıma katılan isimlerin yoğunlaşan fikstürdeki katkılarını nasıl değerlendirirsiniz? Yoğun bir fikstürdeyiz. Çarşamba, pazar başladık yine. Devam ediyoruz. Burada her oyuncuya ihtiyacım var açıkçası. Mevkisi ne olursa olsun her oyuncunun sağlıklı olmasına, hazır olmasına, konsantre olmasına, takım için yaşayıp takım için düşünmesine ihtiyacım var. İhtiyacımız var. Çok sevindirdi ben onların sakatlıklarının geçmesi. Çünkü muhtemeldir ki her oyuncu her şeye açık. Her maç için, her antrenman için. Çünkü olağanüstü yoğun günlerden geçiyoruz. Yani bir de sahaların ağırlığı düşünülecek olursa, bir de işin psikolojik boyutu gündeme geldiğinde bir hayli bu genç omuzlara ağır yükler yüklüyoruz. O yüzden herkese ihtiyacım var. Onun için de Antalya'ya buradan giderken sakat, cezalı kim varsa bir takım mesajı vermek için herkesi götürdüm. Aynı şekilde de devam ediyoruz. O konuda da sevindirici benim için. Oynayan oynamayan o atmosferde, o konsantrede görüyorum. Bu bize pozitif yansıyor. Yansıyacaktır da. Falcao'nun olması hem Muhammed'in yanına hem Muhammed olmadığı zaman bizim için önemli. Feghouli zaten bizim önemli bir oyuncumuzdu. Onu sokamadım ama biraz da açıkçası risk etmek istemedim. Çünkü aynı yerden ikinci defa olduydu. Bir daha olsun istemedim. Daha garantiye gitmek istedim. Fiziği de ihtiyacı var biraz. Fizik kalitelerine daha doğrusu ihtiyacı var. Halil, o da bir pandemi geçirdi. Yavaş yavaş o da gelecek. Oğulcan o karardan Oğulcan'a 3 maç ceza geldi. Şeye benziyor. Derbiden Arda ceza aldı sadece. 2 maç. Onun gibi öyle bir enteresan durum 12'de. Yani onlar olsun, 19+2=21 yaparken bizim sıkıntımız olsun. Ama herkes hazır olsun, sağlıklı olsun. Sezgin Gelmez, Beyaz TV. 2 sorusu var. Birincisi yine sloganla ilgili hocam. Camianızda klasikleşen Mayıslar bizimdir sloganı yine gerçekleşir mi? Yoksa şampiyon Mayıs'a kalmadan belli olabilir mi? Birincisi. Diğeri de yarın ligde oynanacak bir maçla alakalı Trabzonspor-Fenerbahçe maçından çıkacak sonuç. Sizce beraberlik mi size iyi olur demiş. Sloganlar ortaya çıkaran günün mana ve emniyetidir. Önemidir. Ehemmiyetidir. Oradan siz içinizden gelen bir reaksiyonu gösterirsiniz. Ve spontane gelişir bu. Ben öyle bekleyip tahammüden efendim şunu böyle yapalım, bunu böyle yapalım olan bir adam değilim. O anda işte soruya böyle bir cevap verdik. Dediğim gibi Allah da bizi mahcup etmedi. Bu sene için ümit ederim sezonun sonunu, inancım odur ki en üstte tamamlarız. Çünkü oyunun büyük bir bölümünü iyi oynuyoruz. Doğru koşuyoruz. Daha da iyi olacağımız inancını taşıyorum. Tabii
Ne göreceğiz bilmiyoruz. Ama her şeye hazırlıklıyız. Onun için hadiseler bizi slogan atmaya veya bir deyim söylemeye mecbur ederse ortaya yine güzel şeyler çıkar. Ümit ederim öyle olur. Ligdeki Trabzonspor Fenerbahçe maçı. Biz kazandıktan sonra önemli her maçın sonucu. Açıkçası nasıl biterse bitsin. Biz bugün kazandıktan sonra çok da üzerinde düşünmüyoruz açıkçası. Teşekkürler. İyi geceler. Karşılaşmanın ardından basın toplantısında konuşulanlar böyleydi. Değerli izleyenler, hem Mesut Bakkal hem de Fatih Hoca'yı dinledik basın toplantısında. Tabii sevgili Metin'in de sorduğu soruya verdiği cevap da hoca diyor ki bütün oyunculara ihtiyacım var. Sıkışık bir fikstür. Belli ki bir rotasyon habercisi bu. Yani işte Feghouli dönünce, Oğulcan dönünce, Falcao yedek kulübesinden geldi vesaire. Bir de halihazırda Covid durumu da var. Yani şu süreci Galatasaray vakalarla geçirmedi. Her takıma belli periyotlarda geliyor. Allah korusun ama mutlaka gelecek gibi de görünüyor önümüzdeki haftalarda. Önündeki fikstür de bu yönde Galatasaray'ın. Dolayısıyla bir teknik adam için kadronun geniş olması, 5 oyuncu değişikliği varken de çok büyük bir avantaj. Ama bu 5 oyuncu değişikliğini hoca biraz geç tercih ediyor. Geçen hafta Alanya maçı ilk değişiklik 79, Taylan oyuna giriyor. Bugün ilk değişiklik 72. Şimdi mesela önde Arda çok düştü oyundan. Çok kolay toplar kaybetmeye başladı. Etebo düştü oyundan. Fernandez biraz ayakta kalabildi. Yani ön tarafta Galatasaray top tutamamaya başladığında 60. dakikalar falandı. Bence biraz fazla bekledi ve bu 5 değişimi, bu sıkışık takvim düşünüldüğünde sanki Fatih Hoca biraz daha sıkıştırarak kullanıyor. Yani bu onun tercihi. Oynanan oyundan memnun olup olmamaktan ziyade kafasında başka bir strateji var anladığım kadarıyla. Yoksa yani iki maçta da Serkan bu kadar abi, düşmüşken oyundan... Biraz sanki sonuca bakarak da bu oluyor. Mesela Alanya kupa maçında 45'te değişti. Yani sonuç Galatasaray lehineyse oyuncuyu 50-55 dakikada çıkartıp maç temposunu tamamen bitirmiyor. Ama Alanya maçı... İlk yarı 2-0 değil Alanya mi? Alanya maçının... Hayır kupa maçından tam bahsediyorum. Kupa maçında. İlk yarı 3-0 mıydı? İlk yarı 3-0'dı. İlk yarı 3-0'dı. Skor yani çok kötü olunca yani zaten değişti. Bence Taylan'ın da şu anda kulübede oturuyor olmasının en önemli sebeplerinden biri o maçın ilk 45 dakikasındaki düşük enerjili hali Galatasaray'ın oyununa çok yansıdı. Ama ben bu konuda biraz Fatih Hoca'nın doğru yaptığını düşünüyorum. Oyuncunun maç temposunu kaybetmemesi adına kimi 11 tercih ediyorsan 65-70 dakikaları mutlaka görmesi lazım. Yoksa Pelkas'ın durumuna düşebilirsin. Biraz çünkü Erol Hoca onu 50-55 çıkardı. Oyuncuyu güçsüzleştirirsin. Oyuncunun maç temposu için mutlaka 70 dakika falan sahada kalması lazım. Ama skor kötü olmadığı sürece erkene çekmiyor sanki bu değişiklikleri. Evet, diyorum ya bir strateji etrafında ilerliyor hoca. Pandemi dönemi ve sıkı maç trafiği. Fakat ben ekonomik zorluklara rağmen hiçbir şampiyonluk adayı takımının kadro genişliği açısından çok büyük zafiyet yaşadığını düşünmüyorum. Çok geniş kadrosu. Şu bak bakalım Galatasaray'ın yedek kulübesine. Belli başlı oyuncular var. İnanılmaz iyi oyuncular var. Beşiktaş hariç, Gustavo gibi. Beşiktaş hariç yani şampiyonluk yarışındaki takımlar sayısal olarak yani hem nicelik hem nitelik olarak çok iyi transferler yaptılar. Yani bugün Onyekuru diyorsun, gelir gelmez sana maç kazandırdı. Düşüştü ama sanki biraz şimdi. Ama işte hani üst üste 3 tane maçta sana puanı yapıyor, kenara çekiliyor. Mustafa Muhammed giriyor bu sefer. İşte Yedlin girecek yarın bir gün, anladın mı? Mesela bugün ilk yarı Galatasaray sürekli sağdan gitti. Biraz da Yedlin'in sayesinde gitti. Aldıkları her oyuncu 11'e alınmış oyuncu. Fenerbahçe'ye bakıyorsun, aldıkları oyuncuların neredeyse tamamı 11'e alınmış oyuncular. Yani yarışta sanki en dar kadro şu an Beşiktaş'taymış gibi görünüyor ama dün konuştuğumuz mevzu. Bazen transfer yaparak kadronu genişletirsin, alternatifini arttırırsın. Bazen oyuncunu yükselterek, oyuncu kazanarak yaparsın. Yani anladığım kadarıyla Beşiktaş yönetimi bu mali krizlerden dolayı yani Sergen Hoca'nın bu oyuncuyu yükseltmesine biraz bel bağladı. Biraz da hocaya fazla güvendiler. Yani bu güvenme Sergen Hoca açısından iyi bir şey mi, kötü bir şey mi? Onu ilerleyen zamanda göreceğiz. Yani istediği transferler yapılmadı neticede. Cenk ile mesela transfer dönemini kapattılar. Erkut şunu söyleyeyim. Bundan önceki yönetimin en iyi transferi kimdi?
Bana göre Şenol Güneş. Çok oyuncu performansına dokundu. Çok da para kazandırdı Beşiktaş'a. Şimdiki yönetiminde en iyi transferi Sergen Yalçın. O da bu takımda olur mu olmaz mı diyeceğim bir sürü oyuncuya dokundu. Belki birçoğundan sezon sonunda para kazanacaksın. Sportif. Şenol Hoca'nın yani. Kariyeri Pepeler, ne kadar uzun. Adriano, belki Talişka, Şenol Hoca, gitmiyor yani. Bir şey söyleyeceğim. Beşiktaş'ın ekonomisi de nihayetinde bir gün düzelecek. Tabii. Eğer başına Sergen Yalçın olursa, o gücü alırsa o zaman transfer döneminde başarılı olup olmayacağını da göreceğiz. Ama düşük profilli oyuncuları büyük oyuncu yapma yolunda ilerliyor Sergen Yalçın. Bu arada Beşiktaş'ın bu yönetimi de o hani bir önceki yönetimin geleneğini de devam ettiriyor bu arada. Hani oyuncu izleme, bulma, hocaya önerme konusunda yine o Beşiktaş'ın iyi olduğu geniş, dönem devam ediyor. Şu geniş kadrolar için 5 yani oyuncu değişikliği olmasa bu kadar gerek yok derdim. Çünkü Türkiye Kupası'nda da yok. Tek bir kulvarda gidiyor. 5 evet. oyuncu değişikliği olmasa ya da bu kadar sıkı maç trafiği olmasa bu kadar geniş kadro yani Belhandaların, Fegulilerin, Falcao'ların kulübede olduğu, Donk'un oyuna dahi girmediği ki çok başarılı bence oynadığı maçlarda. Çok enteresan gözüküyor. Peki şunu sorsam size, arkadaşlarım da Galatasaray'ın bugünkü 11'ini verdiler. Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe özelinden gidelim. Rakip takım, teknik direktörüsünüz ve size bir hak verildi. Dendi ki rakibin Galatasaray olduğunda, rakibin Fenerbahçe olduğunda, rakibin Beşiktaş olduğunda bir oyuncu söyleyeceksin, onu oynatmayacak. Galatasaray'daki, Fenerbahçe'deki, Beşiktaş'taki mesela. Bir oyuncu söyleyeceksin. Ve onu oynatmayacak hocası. İşte bir oyuncu diyeceksin ki Galatasaray'dan bu oynamasın bana karşı. Mesela Galatasaray teknik direktörü Tiam bana karşı oynamasın demiştir Fenerbahçe maçında. Oynamadı. Ya şu anlamda söylüyorum. Anladım ben. Genel sezon değerlendirmesi yapalım. Mesela teknik direktörsün Serkan abi. Galatasaray'la oynuyorsun. Ve sana soru soruluyor. Diyor ki Galatasaray'dan kim oynamasın? Hoca da oynatmayacak onu. Bugünkü performanslara bakarak Mustafa Muhammed. Mustafa Muhammed. Yani Beşiktaş'ta bilmiyorum. Fenerbahçe'de Pelkas. Ben yani Anadolu Mustafa kulübü olarak İstanbul'a gelsem yok. Pelkas. Üretkenliği yapan oyuncudan korkarım ben. Hani orta sahada çok tempo yapandan değil. Beşiktaş'ta da Josef'in oynamasını isterim. Beşiktaş'ta Josef'e ben Rozier'i de eklerim. Yani Rozier şu an ligin en formda sağ beki. O oynamazsa tahmin ediyorum ki Beşiktaş temposunun önemli bir bölümünü kaybedebilir. Özellikle ben geri tek, koşularda. Yani Beşiktaş özelinde bu soruyu aslında Beşiktaş'a ama diğerlerine hemfikirim. Yönelik sormuştum. Çünkü bir tek alternatif olmayan isim Rozier gibi. Gerçi orada Dorukhan, Recep de oynuyor vesaire ama işte Josef'in yani olmadığı maçlarda da iyi oynadılar. Yani Doruk da, şimdi Dorukhan da oynuyor. Gezal da diyenler olabilir ama Gezal'ın yokluğunda Beşiktaş forveti aratmıyor ki. Yani standartını kaybetmiyor. Evet, dün de yoktu. Abubakar atıyor, Larin atıyor, Cenk Giriyor atıyor falan. Kurtarıyorlar işi. Ama Josef Beşiktaş'ın takım savunmasının hani böyle en özel bölgesinde. Pelkas Fenerbahçe'nin üretkenliği olmadığı zaman nerelere düşüyor? Göztepe maçı iyi örnek. Hani Mesut olsun ya da olmasın. Bence Pelkas çok önemli oyuncu. Galatasaray'da da pozisyon yokken gol yapan oyuncu. Golü kokluyor adam yani ceza sahası içerisinde. Mustafa Muhammed bence oynamasın diyeceğiniz oyuncular. Peki. Şimdi Galatasaray'ı konuşmaya devam edelim. Halihazırda 8 maçlık bir galibiyet serisi. Az önce fikstürde verdik. Milli maç arasına kadar da Galatasaray'ın kağıt üzerindeki şansını merak ediyoruz. Tekrar ekrana getirebilir arkadaşlarımız Galatasaray'ın önündeki 5 karşılaşmayı. Ki sezon genelinde de birçok takımda da böyle seriler gördük açıkçası. Fenerbahçe de yakaladı bunu. Beşiktaş da yakaladı. Gaziantep yakaladı. Trabzon, Galatasaray. Ama bu nereye kadar devam eder bunu kestirmeye çalışıyoruz. Şu anda halihazırda iyi bir serisi var Galatasaray'ın ve önündeki 6 maçta ekranda 31. hafta sonrasında da milli maç arası olduğunu söyleyelim. Ya burada Beşiktaş açısından bakarsan Beşiktaş daha zor bir fikstüre giriyor ama İstanbul'un dışına Malatya hariç çıkmayacağı için, seyahat etmeyeceği için belki bir tık o dezavantajı biraz azaltabilir mi diyoruz ama Galatasaray'ın da rakipler açısından baktığında Hatay maçına kadar hani böyle çok sert bir kayanın önünde olmaması belki bir avantaj olarak görülebilir. Yani ben Hatay maçına kadar Galatasaray takılmadan ilerleyip bu seriyi çift taneye çıkartırsa ben hiç şaşırmam. Ben kağıt üzerinde 6 maçın 3'ü zor maç. Sivas Spor'la Galatasaray Sivas'ta oynasa hakikaten daha avantajlı olurdu. Ama kendi sahasında Sivas Spor deplasmana geldiği zaman oyunu dar alanda en iyi oynayan takımlardan bir tanesi. Fiziksel anlamda, dayanıklılık anlamında çok güçlü bir takım. Galatasaray'a çok ters gelebilecek. Galatasaray'ın bugün mesela Erzurum'a çok fırsat verdi çabuk çıkabilme konusunda. Değerlendiremediler. Oyuncu kalitesiyle alakalı.
Ama Mustafa Yatabare, Kayode ve özellikle Max Gradel gibi oyuncular böyle boşlukları çok iyi değerlendiren, seni ta kendi kalene kadar koşturan oyuncular. O yüzden de Sivasspor'un kendi sahanda oynaması daha zor bir takım olduğunu düşünüyorum. Sivasspor'a kadar hani Rize, Kayseri ve özellikle Ankara gücünün çok direnebileceğini düşünmüyorum Galatasaray'a. Sürpriz olur puan kaybederse. Ama Karagümrük maçı zor maç. Bugün ben bayıldım Karagümrük'e, Alanya'ya karşı. Yani bu ligin iyi takımlarından birini hakikaten de baya baya hırpaladılar maçta. Evet. Çok iyi takım. Peki bir de son yıllarda şu var tabii. Galatasaray eğer ki bir şampiyonluk yarışının içindeyse, arkadaşlarımıza sormuşlar. Hani Mayıslar bizimdir mi slogan? Bir de konsantrasyon sloganı var Galatasaray'ın. Genellikle Galatasaray'ın ipi göğüslediğini görüyoruz açıkçası bu tür durumlarda. Hatta güzel de bir grafiği de var arkadaşlarımızın. Mart ayına lider girmeyi başardı Galatasaray. Fatih Terim'le birlikte daha önce Mart ayına 7 kez lider girdi ve 7'sinde de şampiyon olmayı başardı. O sezonları bir hatırlayalım dilerseniz. Fatih Terim önderliğindeki Galatasaray Mart ayına lider girince sonrasında getirmeyi başardı ki şu anda da böyle bir durumun içinde. Fatih Hoca biraz bunu alıştırdı insanlara, futbol severler. Yani Galatasaray eğer ki şampiyonluk yarışının içindeyse genellikle mutlu sona ulaşabiliyor. Ben bir Beşiktaş'ı 100. yıldaki şampiyonluğunu hatırlarım. Yani iki takım kalmıştı ama Beşiktaş yine öndeydi. Bir tek o sezonu kaybetti diye hatırlıyorum. Ya tabii ki buralarda, bu düzlüklerde tecrübe çok önemli. Teknik direktör tecrübesi bence çok önemli. Şimdi yarışa baktığında şu an dört büyükler yarışın içerisinde ve dört büyüklerin teknik direktörlerini bir kefeye koyduğunda tabii ki yani Fatih Hoca'nın tecrübesi çok daha fazla. Kadro olarak bir problemi yok Galatasaray'ın. Her pozisyon için bence devre arası transferlerinde de çok nokta atışı yaptılar. Hani Yeddin'den Mustafa Muhammed'e kadar, Onyekuru'ya kadar. Her pozisyonda alternatif oyuncuları da var. ama ya yani bu senenin sanki yarışı biraz daha çetin geçecekmiş gibi geliyor. 2018 hatırlıyorum yani Galatasaray 8 puan gerideydi değil mi? O evet. Sene Başakşehir öndeydi. 8'de kapanın son 18'de. 7 haftaydı hatta. Kırılma maçı da Başakşehir-Kayseri maçıydı. 9'da 9 yapmıştı o sene Galatasaray. Evet. Kayseri Başakşehir maçıydı. Hikmet Hoca da Kayseri'nin başındaydı. Ve şöyle bir maçtı yani galiba 30 küsürü şutla maçı sezon bitirdi. Sezon rekoru kırıldı ceza sahası içerisinde. 1-1 bitmişti maç. Penaltıdan yani. Attı Başakşehir. Evet. 1-1 bitmişti maç ve ondan sonra bir çözülme gördük biz Başakşehir'de. Ya orada Fatih Hoca hakikaten Fatih Hoca ve teknik ekibin tecrübesini, o yedek kulübesindeki avantajlarını falan fazlasıyla konuşturduğunu görmüştük. Yani Abdullah Avcı ve ekibiyle Türk Telekom'da oynanan maçı hatırlayalım. Yani orada çok net bir galibiyet almışlardı. O yüzden yani bugün evet Mart'a Galatasaray önde giriyor şu an itibariyle ama bu sene Beşiktaş'ın oyun gücü, Trabzon'un oyun gücü, Fenerbahçe'nin kadrosu gibi etkenleri yan yana koyduğunda artı bir de tabii ki ligin 6 hafta uzadığını unutmamak lazım. 34 haftalık seride Mart'a lider girmekle 40 haftalık seride Mart'a lider girmek aynı mı? Onu bu sene zaten tecrübe edeceğiz. Bir de futbolda değişiyor aslında içinde bulunduğumuz süreçte. Mesela ben böyle bir tablo hatırlamıyorum. Siz hatırlıyor musunuz? Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk karşılaşmaları 8 maçın 7'sini deplasman kazandı. Deplasman takımı 8 maçın 7'sini. Sadece Porto Juventus'u mağlup edebildi iç sahada. Diğerlerinin hepsini deplasman takımları kazandı. Yani artık hani iç saha dış saha, hatta bazen dış saha takımlarının yani deplasmana giden takımların daha konsantre olduğu da söyleniyor. Çünkü bir yolculuk var. Evet, daha konsantre gidiyorsun, motive oluyorsun. Seyirci de yok vesaire. Aslında farklı da bir sezon yaşıyoruz. Yani bundan öncekileri tabii ki örnek alalım, kıyaslayalım ama bu sezonun dinamikleri de çok farklı. İç saha avantajının büyük ölçüde taraftardan ibaret olduğunun örneği bu. Yani taraftarı arkana tabii aldığın zaman ki hani ısınmaya çıkarken sen daha sahaya adımını attığın zaman kopan alkışın bir insana nasıl bir özgüven verdiğini tabii sahada olanlar bilir. O biraz enteresan bir duygudur. Yani sahaya çıktın, daha ısınmaya çıkarken alırsın gücü. O güç de maçın içerisine yansır. Hele ki Galatasaray gibi güçlü taraftar grubu olan, o stadın hani cehenneme çeviren bir taraftar grubu varsa elbette ki çok önemli. Bence pandemi girmeseydi o biraz evvel gösterdiğiniz istatistikte hani geçen sene de Başakşehir'in şampiyonluğunu alabilirlerdi. Yani pandemi girdi, Beşiktaş maçı seyircisiz falan derken geri döndüğünde başka bir hikaye oldu. Ama bu sezonun hikayesinin bundan önceki hiçbir sezona benzemediği bir gerçek.
benzemiyor. Çünkü Beşiktaş çok enteresan bir takım. Yani puan kaybeder mi? Kaybedebilir. Ama sürpriz puan kayıpları bekliyor musun? Sıkı maç trafiğinde çok sürpriz puan kayıpları olabilir. Şampiyonluk kalır mı Galatasaray Beşiktaş derbisine? Bilemiyorum. Kalabilir de. Kalabilir de ama seyircisiz oynamak burada bir dezavantaj da olabilir mesela. Tabii. Ya kıyasıya bir şampiyonluk yarışı var tabii. Yani uzun süredir de böylesini görmüyoruz. Hatta Trabzonspor belki yarın Fenerbahçe'yi yenerse bu şampiyonluk yarışının daha yüksek sesle içinde olacak. Güzel bir şekilde de arkadaşlarımız önümüze sundular. Şampiyonluk yarışındaki dört takımın önündeki karşılaşmalara baktığımızda Serkan az önce... Serkan abi şuna katılır mı bilmiyorum. 51 puan Fenerbahçe. Yarın akşam kaybederse 57 puan, 6 puan, bir de ikili averaj da kötü. 3 kez mağlup olmasını... Yok, 2 mağlubiyet bir beraberliğe ihtiyacı var en iyi ihtimalle Fenerbahçe'nin. Yani Trabzonspor Fenerbahçe'yi bu yarışın dışına itebilir. Yarın akşam galip gelirse. Yani puanlar eşitlenecek orada. Hani 51 olacak olarak ama en azından. Ben onu şuna benzetmiştim. Bilmiyorum Ermen katılır mısın? Hani maç ilk yarıyı 2-0 önde kapatıyorsun ama 90 dakikayı 2-2 bitirdiğinde psikolojik üstünlük kimde oluyor? Geriden gelen oluyor. Kalan yani geriden o yüzden Trabzon'a geçmiş oluyor. Trabzonspor'un Galatasaray'la maçı var. Fenerbahçe'nin yok artık Galatasaray'la maçı. Beşiktaş'ın var mesela Galatasaray'la maçı. Ama Fenerbahçe'nin tabii Beşiktaş'la maçı evet. var. Ya şöyle fikstürü tekrar alabilirsek. Şimdi seyircisiz maçı Erman çok güzel anlattı ya hani avantajın ortadan kalkması. Mesela geçen sene evet aynı şeyi ben de aynı şeyi iddia ediyorum. Başakşehir geçen sene şampiyon olduysa son 8 haftanın pandemiden dolayı seyircisiz oynanmasının bunda payı çok. Kesinlikle. Bugün şu fikstüre baktığımızda Galatasaray'ın rakipleri görece Beşiktaş'la kıyasladığımızda, Fenerbahçe'yle kıyasladığımızda bir tık ve hatta Trabzon'la kıyasladığımızda sanki daha rahatmış gibi görünüyor. Fakat bu ortamda seyircisiz oynanan maçlarda en büyük avantaj bence seyahat etmemek. Şu an tek dezavantaj seyahat etmek olarak görülebilir. Yani Beşiktaş'ın Malatya dışında İstanbul'un dışına çıkmayacak olması ve futbolcuların evlerinden bu dört maça gidip gelecek olmaları bence ufak da olsa bir avantaj sayılabilir. Beşiktaş'ın fikstürü Galatasaray'a göre çok daha zor. Önümüzdeki 5 yani hafta rakip çok çok daha zor. Çünkü Başakşehir toplayacak yani kolay gol yiyen takım olmaktan çıkacak. Bugün de yemediler. Çok iyi hücum ettiler. Hayır. Gözleriniz acımadı mı ya maçı izlerken? Ya vakit kötü kaybı. Futbol oynuyorlar. Büyük çok vakit kaybı. Futbol oynuyorlar yani. Büyük vakit kaybı yani. Süper Lig'in iki deneyimli, iki şampiyonluk yaşamış hocasının acımasız olmak lazım biraz biliyor musun? Ya işi, ben üzülürüm böyle bir şey ama işin yöneticilik ya da teknik direktörlük kısmında misyonunu doldurmuş, heyecanını yitirmiş oyuncuyu şampiyon dahi olsan iyi tespit etmek lazım. Tespit edemezsen veteran takımı gibi oynamaya başlıyorsun futbolda. Mini takımlar için de geçerli. Başakşehir'in durumu biraz bu. Yani alacağını almış bir sürü oyuncusu var. Yani çıkıp oynuyorlar ama bedenen. Ruhen kazanmayı istediğini göstermiyor oyuncu. Biraz acımasız olmak lazım. Şampiyon olduktan sonra 7-8 oyuncuyu birden gönderip belki başka bir transfer politikasıyla tekrar diri bir takım çıkarabilirlerdi ortaya ama bunu öngörmek de kolay mı dersen elbette ki çok zor. Bu problemlerden biri olabilir bence. Hani ana problem midir bilemem ama şimdi Epriyan'ı izliyorsun. Nasıl oynuyor Epriyan'ı? O yıllarca Başakşehir savunmasının en özel oyuncusu olarak anlattığımız Epriyan'ı artık sıradan bir stopere dönmeye başlamış. Buna hakkı var mı dersen de var ha. Onu da söyleyeyim. Bu kadar kariyerinde üst düzey oyna. Visca'nın buna hakkı var. Mahmut'un buna hakkı var. Yani eyvallah ama Başakşehir sırf bu yüzden kötü durumda. Ya bugün Başakşehir-Antalya maçını 90 dakika izleyip bitirene madalya vermek gerekir. Futboldan yani, soğumadan yani yapana. Ya kaleye hiç mi gitmez takım? Antalya Spor'un istatistik. Bir şut, sıfır istatistik, sıfır isabet. Başakşehir 2 şut, 0 istatistik. Korkum ne biliyor musun? Ya yarın akşamki Trabzonspor-Fenerbahçe maçının yani? Bu kadar olmasa da buna benzer bir görüntüsü olabilir. Çünkü çok kontrollü oynayan bir Trabzonspor bu şekilde başarılı olan. Şimdi olabilir, teknik evet. direktörünün de kredisi çok azalmış bir Fenerbahçe. Çok kontrollü bir maçta olabilir. Evet. Muslera'nın açıklamaları var. 300. maçına çıktı bugün. Fernando Muslera onun sözlerini hemen aktaralım sizlere değerli izleyenler. Karşılaşma öncesinde de bir plaket verildi. Sadece Galatasaray'ın değil Süper Lig'in önemli kalecilerinden biri değerli izleyenler. Çok mutlu olduğunu söylüyor Fernando Muslera. 10 senedir burada evim gibi hissettiğim kulüpteyim. Çok kupalar kazandım. Umarım kazanmaya devam ederim. İnanılmaz onur verici bir duygu. Fatih Hoca'nın yeri benim için ayrıdır. Bana güvenip Galatasaray'a getiren Fatih Hocam'dır. O verdiği için bu ödül benim için daha da anlamlı.
Ailemde 300 maçtır yanımda, onlara da teşekkür ediyorum. Galatasaray gibi büyük bir camiada böyle bir başarıya ulaştığım için ayrıca mutluyum. 8 maç üst üste kazanmak başarı. Zor maçlar oldu ama önemli zaferler elde ettik. Aldığımız galibiyetler çalışmalarımızın ürünü. Hafta boyunca hocamız bizi çok iyi hazırlıyor. İster istemez bunu sahaya yansıtıyoruz. Buraya kadar iyi getirdik. Bizim için her maç final, umarım bu şekilde devam edip mutlu sona ulaşabiliriz demiş Fernando Muslera. Futbolu Galatasaray'da mı bırakacaksın sorusu da var. Benim için çok önemli diyor. Bundan sonra da başarmaya devam edeceğiz diyor kazanmaya. Ve futbolu Galatasaray'da bırakmak benim için çok büyük bir gurur olur. Kariyerime bakarsanız hemen hemen tamamını burada geçirdim. Bu karşılıklı konuşup anlaşılacak bir şey bence açıklamasını yapmış. Fernando Muslera şu anda da sözleşme konusunda zaten menajeriyle kulüp yönetimi arasındaki görüşmelerde devam ediyor. İlginç bir hikaye tabii ki. Lorik Sana'nın Lazio'ya gidip Muslera'nın gelmesi vesaire. O dönemki bazı yorumlar da var. Çok çok enteresan. Ama tekrar açmaya gerek yok. Sadece Galatasaray'ın değil Süper Lig'in de önemli kalecilerinden biri olmayı başardı Fernando Muslera. Şimdi bir ara verelim dilerseniz. Kısa bir ara, sonrasında tekrar birlikteyiz.